Reddediliş, eğer anne babanın önemli bir meşguliyeti varsa, reddetmek zorundaysa, ona büyük insan gibi karşısına alıp kararlı, tutarlı bir şekilde yani bunun şu nedenlerle sen oyna, daha sonra işte diyelim saat 3 şimdi, saat 5'te beraber oynayacağız. Tamam mı? Tamam, söz verip, ama o sözünde de dursun. Ve bu çocuk böylece erteleme duygusunu öğrenmiş olur. Yani çocuk her oynama istediği zaman hemen onunla birlikte oynayın tarzındaki bir yaklaşım çocuğu bencil de yapabilir. Yani bu nedenle çocuk bu isteyeni, sen şunu istiyorsun, haklısın ama şu işi halledelim ondan sonra. Şu o zamana kadar sen öyle, tamam mı? Tamam. Anne sözünde durursa bu kararlı, Bir sorun tutarlı bir olmaz. davranış çocuk için risk oluşmaz. Ama bu sürekli Tabii. tekrarlanıyorsa ve söz yerine getirilemiyorsa, her defasında geçiştiriliyorsa Tabii. sanırım o zaman bir sorun oluyor. Çocuk içine kapanmaya başlıyor. Anne baba nasıl oynamıyor diyerek bu sefer işte ya çocuk kendini televizyona veriyor yahut da oyuncaklarla bir kendi hayal dünyası oluşturuyor, onunla oynamaya çalışıyor. Ama şu anda çocuklar da bir apartman çocuğu maalesef. Apartmanda da komşuluk ilişkileri zayıf. Sokak yok, mahalle yok Bir de eskisi gibi. işin bir Anadolu'da boyutu var. varsa da böyle bir durumda çocuk televizyona mahkum oluyor. Yalnız büyüyen Yalnız çocuklar. büyüyen. Onun için 3 yaşına geldiyse çocuğu kreş, anaokulu ortamına sokmak gerekir. Çocuk yalnız kalıyor. Yani Kalmasın diye. sosyalleşmeyi öğrenemiyor çocuk. Yani o, çünkü biz farkında olmadan çocukluğumuzda o komşu ilişkileri içerisinde mahallede top oynarken, koştururken aslında sosyalleşmeyi biz öğreniyorduk. Paylaşmayı öğreniyorduk. Orada düşüyorsun, kalkıyorsun, birisine kavga ediyorsun, sonra barışıyorsunuz. Yani bunların hepsi hayat psikososyal beceri geliştirmektir. Burada da oyunun çok önemli bir rolü var. Ya bu nedenle oyuna karşı çıkmak yerine oyunu doğru amaca yönlendirmek gerekiyor. Yani oyunu çocuğun şiddet çalışmaları var. Şiddet çalışmalarında şiddeti nerede öğreniyor diye çocuk araştırılıyor. Birinci derecede öğrenme canlı şiddet. Yani anne baba evde öfke modeli varsa, şiddet varsa, bir şeyler sık sık fırlatılıyorsa bu çocuk şiddeti yöntem olarak öğrenmeye başlıyor. İkincisi çocuk şiddeti oyunlardan, yani çizgi filmlerden öğreniyor. Çizgi filmlerden ve oradaki şiddet öğretilerinden öğreniyor.